tasavvuflaşma evresinde iki tane damar çıktı. Allah'ı algılama biçimine dair. Birisi korku temelliydi, birisi sevgi temelliydi. Sevgi damarını Rabiatül Adeviye temsil ediyordu. Bir hanımefendi, sufi. Dedi ki, senin için çarpan bu yüreğe sen yakabilir misin ya Rabbi? Yani bu dedi ki, ben seni korktuğum için kul falan değilim. Sevdiğim için. Bu damar işlemedi pek. Daha çok korku, Hasan-ı Basri'den gelen damar şey yaptı. Korku temelli yani. İkincisi bizim İslam teolojisi dediğimiz, İslam kelamı dediğimiz Müslümanların zihin dünyasını söz gelimi Emre Bugabe'ye ve Sinan Canan Hoca'ya ve onun dindarlık tarzına bizim sapık veya doğru, sahih demeyi bize telkin eden referansları kelam verirler. Kırmızı çizgilerimizi biz o kelamın ve mezhebin kabulleriyle size bakarız. Bu kelam ilmi biraz mutezile dediğimiz hani biraz kaba taslak bir nitelemeyle bu rasyonalist, o kadar da rasyonalist değiller ama akılcı dediğimiz damarı şöyle kenarda tutuyorum. Bizim İslam teolojisinde, İslam kelamında Allah fikri o kadar baskın, o kadar baskındır ki insan orada un ufak olmuştur. İnsan diye bir şey yoktur bizim İslam kelamında. Yani un ufak olmuş bir yer tayin edilmiş insandan özgüvenli, Allah'a karşı böyle dürüst, mert bir Müslüman insan tipi çıkma ihtimali zor üstad. Kaypak bir tip çıkıyor oradan zihniyet olarak, inanç olarak, kulluk formasyonu olarak bir kaypaklık çıkıyor. Niye? Ezik büzük bir mahluk ya. Yani bizim bir cüzi irademiz var deniyor. Yani Cenab-ı Allah lütfetmiş de işte bize bir gıdım da bize oradan vermiş gibi. Yani insanı Allah'ın karşısında ben bir rakip dikin demiyorum ama insana da azıcık bu kelamda azıcık bir yer verin. İnsan azıcık kendinin de bir varlık olduğunu hissetsin. Cenab-ı Allah'ın karşısında da şöyle bir kimliğiyle, kişiliğiyle bir asilce dursun, kulluğunu da asilce yapsın. Sürekli ezerek, sürekli örseleyerek, sürekli aşağılayarak, sürekli tahkir ederek, efendime söyleyeyim, nefs diyorsunuz, sürekli küfrediyorsunuz, aşağılıyorsunuz. Nefs, nefs. Ya nefis Kur'an'da nötr bir şeydir ya, insanın bütünü kendisi demektir. Ama nefs dediğiniz zaman bizde böyle şeytanın yoldaşı, hayvanlarla temsili yapılırsa domuz, köpek, bunlarla eş tutulan bir şeydir. Böyle bir paye biçtiğiniz insanın Cenab-ı Allah'ın karşısında böyle bir omurgası olan bir duruş göstermesi olur mu? Ezik büzük, kaypak bir tip. Şimdi Allah'tan korkarak kulluğa girdiğinizde ister istemez işin içerisine bir teleolojik şey girer. Takıntı girer. Yani ne var sonunda bunun? İki şey var. Ya cehennem var ya da cennet var. Ya bir ödülün peşinde koşturursunuz ya da bir azaptan çekinmek için yaparsınız. Peki deontolojik girsek biz bu işe? Ne var değil ya. Benim kul olmam, üstüme düşen adamlığımın, insanlığımın Cenab-ı Allah'a karşı en doğal minnet ve şükran borcumun gereğidir. Böyle olmak insanlığımın gereğidir diye yapsanız Cenab-ı Allah ödül verir verir, vermez vermez, Cenab-ı Allah'ın takdiridir deyip böyle girsek, deontolojik bir ahlakla girsek daha kişilikli, daha omurgalı bir dindarlık çıkar. Biz Allah'tan başlayarak, korkarak bir ibadete başladığımızda aslında farkında olmadan, ihlasla, samimiyetle, iştenlikle değil, korku belasına farkında olmadan yasak savmak için yapıyoruzdur. Oradan bir ahlaki çıktı, önümüze gelmiyor. Onun feedback'i bize ahlaki olarak dönmüyor, bu bir. Allah'la başlayan bu korku belasına ilişkisi insanlarda da bizi kaypak ilişkiye sevk ediyor. Dolayısıyla ben ahlak teorilerinde daha çok biraz mekanik, biraz soğuk görünüyor ama deontolojik ahlakı önemserim. Yani bir şeyin sonunda ne var, bunu niçin yapıyorum hesabıyla yapmak değil de böyle yapmam gerektiği için. Kant'ın meşhur şeyi vardır üstadım. Nedir? Öyle bir davranmalısın ki davranışının maksimi denen şey, o temel ilkesi bütün insanlık için numune-i imtisal, örnek olsun. İşte böyle böyle olmalı. Böyle gidersek yola bizim dindarlığımızın da bir omurgası, bir kalıbı, bir şekli olabilir diye düşünüyorum.
Fakat sürekli insanları, ne dediniz siz, bipolar tanrı algısı oluştu ben. Dışarı gidiyorum sürekli, azap, tehdit, azap, tehdit, azap, tehdit. Ya ben bazen bakıyorum Emre Bey ya. Dünyaya gelmiş olmak ve insan olarak 50-55 yıl ömür yaşadım. Ya bizatihi dünyada olmak ve bana bazen çok da arabesk demeyin ama bazen kendimi acınası bir varlık olarak görüyorum ya. 25 yılım geçti, koronla dövüşüyorum, boğuşuyorum. Bir yığın sıkıntıyla, yoklukla, fukaralıkla, şunla bunla geçtik. Bir de Cenab-ı Allah'a karşı bir sorumluluk duygusuyla en azından majör günahlardan uzak durmaya, kul hakkından sakınmaya çalışıyorum. Burası zaten böyle bir yığın kısıtla, bir yığın kısıtlılıkla geçmiş. Öbür dünyada da ben de elinde beyzbol sopası gibi bekleyen iki tane münker, öbürü de nekir. Beşirinden söz eden yok. Oysa hadislerde bir de yüzü gülen melek gelecek de size güleç yüzle karşılayacak ama o yok. O bile düşmüş. O bile düşmüş hadisten ya. Aşağıda da bizi böyle sopayla bekleyen gel. Men Rabbike ve ma dinike ve men nebiyike. Nebin kim? Dinin ne diye böyle sopayla cevap verdim verdim, veremedin seni 2.80 uzatacak. Mezarda kaburga kemiklerini birbirine geçirecek derecek, sıkacak bir korku filmi ya. Böyle olmaz ya. Bu Yüzüklerin Efendisi'nde bu böyle korku filmlerindeki sahne gibi. Böyle aynı zamanda bu traji komik bir karikatür aynı zamanda. Bu tamamen tutkuyu da ortadan kaldırıyor. Bu tutkuyu diyorsun. Bitiriyor. Tabii ki. Bu hevesi bitiriyor. Bu şevki bitiriyor. Bu muhabbeti bitiriyor. Bu Allah sevgisini bitiriyor. Pir Sultan ne dedi? Böyle cehennem dediğin dal odun değil. İnsan odununu buradan götürür. Korkudan nasıl emin olursunuz? Evet. Güvenli bir yere sığınırsınız. Güvenle sığınırsınız. Bitti. Üstadım, iman dediler. Biraz da hak veriyorum. İmanı tamamen duygusal bir reflekse bağlarsak, dini hiçbir şekilde akli temelde izah edemeyiz. Çok kaypak bir zemine gider. Bu da bizim aşırı derecede bu fideist Hristiyanlık geleneğindeki ya absürt olduğu için, hafsalam almadığı için inanıyorum gibi noktalara gitmesin diye kelamcılar oturmuşlar. İnanmanın bir de akli temelini kuralım derken iman kavramını tasdik diye önermesel bir inanca dönüştürmüşler. Yani önermesel inanç demek şu: akıl analojiler kuruyor, mantıklar yürütüyor. Bu böyleyse şu şöyle olur diyor, hah inandım diyor. Bir eşik eşik bir yere geliyor. Oysa iman kelimesi o kadar sıcak ve tatlı bir kelime ki Arapçada. Güvenmek, kendini fırtınadan güvenilir bir limana sığınma duygusudur. İtimattır. Cenab-ı Allah'a amentü billah dediğinde onu tasdik ettim. Önermesel bir inançla altına mührümü bastım değil. Allah'a itimat ettim, ona güvendim, ona sığındım demektir. Ve bu bir sevginin ifadesidir. Bu bir muhabbet göstergesidir.